Merhaba arkadaşlar, bnczekler.com sitesinde yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bu videoda uzaktan kumandalı araçlarda off-road yani arazi şartlarda kullanım üzerinde ipuçları vermeye çalışacağım. İlk önce incelediğimiz aracı değerlendirelim. Aracımız 1/10 büyüklüğünde ortalama 45-55 cm civarında olan bir araçtır. Off-road'un olmazsa olmaz en önemli özelliği 4x4 şasidir. Ve birbirinden bağımsız diferansiyellerle metal şaftlarla desteklenmiş olmasıdır. Bunu unutmayalım. Yegane özelliği budur. 4x2 arkadan itişli ya da önden çekişli araçlarla off-road keyfini yaşayamazsınız. Araç bir yerde tıkanmaktadır. Bunu belirtmeden edemeyeceğim. İlk önce cap'ten, kaporta bölümünden, body bölümünden başlayalım. Cap'imiz polikarbon, özenle boyanmış, ışık kiti olan bir cap'tir. Gece sürüşlerinde özellikle cap'imiz ister çakarlı, isterse net ışıklarla çok güzel bir sürüş sağlamaktadır. Aracımızın mekanik bölümünü yavaş yavaş inceleyelim. Arka diferansiyelimiz, ön diferansiyelimiz, ön diferansiyelden çıkan dogbone ya da şaftlarla güç tekerleklere yetiyor. Arka diferansiyelden çıkan dogbonlarla güç tekerlekleri iletiliyor. Motorumuzun ucundaki pinyon dişlisi spor dişlisine güce aktarıyor ve 4x4 çekişi tamamlanıyor. Orta bölümümüzde de metal şaft aktarması bulunmaktadır. Yani metal şaft aktarması toplamda 5 adet şafttan meydana gelir. Orta şaft, main drive şaft ve lastiklere giden, tekerleklere giden bağlantılarla 4 adet dogbone'la yan şaftlarla 4x4 tamamlanmaktadır. Bunu unutmayalım. Motorumuz. Başlangıç seviyesinde klasik fırçalı motorumuz. Ortalama 27T ya da 35T olarak karşımıza çıkabilmektedir. İki kanallı bir alıcımız. ESC'miz. Yani elektronik hız kontrol ünitesi. Motora verilecek gücü ileri ve geri gitmesini sağlayan birim. ESC bölümü. Nikel pilimiz 7.2 volt. Yön için servomuz normal standart 3 kilogram ya da 2.7 kilogramlık standart servolardan oluşmaktadır. Amortisörlerimiz gördüğünüz gibi çok önemli bir unsur olmaktadır. Genelde başlangıç seviyelerinde basit ayarlanabilir amortisörlerle gelmektedir ama mutlaka tabi bunlar da yağlı şoklardır. Aracımız havuz tip bir şasidir. Şasinin müdahaleye açık olduğunu görebilirsiniz. Herhangi bir problemde direkt müdahale edebilirsiniz. Alt kesimini de incelediğimizde bu tip havuz tip şasilerin alttan darbe alındığında çok büyük problemler yaratıldığını söyleyebilirim. Ama genel olarak genel kullanımda bu tip araçlar fazla hız yapmadığı için ya da brushless setlerle, fırçasız setlerle gelmedikleri için çünkü darbelerde ve herhangi bir problemde çabuk sıkıntı yaratabilmektedir. Onun için bir sıkıntı yaratmazlar. Yani ortalama bu aracın hızı 25 ile 35 kilometre arasındadır saatte ve tatminkardır esasında. Ne kadar az gibi görünse tatminkar hızlara ulaşabilir. Yani off-road'da, kumluk zeminde, hafif arazi şartlarında kullanılabilecek bir araçtır. Bunu unutmayalım. Kullandığımız kumanda, iki kanallı bir kumanda. 27 MHz ya da 40 MHz olabilir ya da basit bir 2.4 GHz kumandada çıkabilmektedir. Gördüğünüz gibi ben alıcının antenini genelde iç tarafa dolandırarak kullanıyorum. Ama isterseniz siz şu şekilde dışarıya çıkar vaziyette de kullanabilirsiniz. Dışarı çıkar vaziyette kullanıldığında görsel olarak pek hoş görünmemektedir. Ben de ondan genelde anteni iç tarafa dolandırarak kullanmaktayım. Siz de onu tercih edersiniz. Herhangi bir çekim mesafesinde problem yaşamazsınız. Üzerindeki pil 1800 mAh nikel pildir. Ortalama bu aracı 20 dakika kullanmamızı sağlar.
Kullandığımız şarj cihazı duvar tip bir şarj cihazıdır. Klasik, bütün başlangıç seviyelerine çıkan şarj cihazı. Ortalama pilimizi 5 ila 6 saatte, 7 saatte şarj edebilir. Uzun şarj süreleri sizi hızlı bir şarj cihazı almaya itebilmektedir. Teorik olarak çalışmasını inceleyebiliriz. İlk önce her zaman olduğu gibi kumandamızı açıyoruz. Sinyal karmaşasını önlemek için. Sonra aracımızı açıp deneyebiliriz. Evet. Tetiği kendimize doğru çektiğimizde araç ileri doğru gitmektedir. Bir kere ileri yaptığımızda fren, bir daha ileri yaptığımızda ise geriye gitmektedir. Bunu unutmayalım. Evet. Daha sonra da önce aracımızı kapatıyoruz, sonra kumandamızı kapatıyoruz. Bu tip bir aracı modifiye etmek isterseniz fırçasız sistem ya da fırçasız sistemine özel entegre olarak servosunun değiştirilmesi, pilinin değiştirilmesi gereksiz bir yatırımdır. Bu aracı fırçasız sisteme dönüştürmek en az 100-150 dolar maliyeti olacaktır. Dijital bir metal dişli servo aynı şekilde 40-50 dolar civarında. Lityum polimer pil takılması ve şarj cihazının alınması o da ayrıyeten bir 100-150 dolar civarında bir masraf olacaktır. Kumanda sistemini 2-4 yaparsanız orijinal bir kumanda yani biraz üst seviye bir kumanda alırsanız 200 dolar civarındadır. Yani başlangıç seviyesinin kullanılabilecek bir araçtır. Genelde başlangıç seviyesi bütün araçlar aynı özelliklere sahiptir. Fırçalı motor, fırçalı ESC, basit bir 2-4 kumanda ya da 27 MHz bir kumanda. Nikel piller, duvar tipi şarj cihazlarıyla gelirler. Benim nacizane görüşüm, aracınızı bu şekilde sürün. Bir üst segmente geçmek istediğiniz zaman bu aracınızı satıp üst seviye bir araç alabilirsiniz. Toparlarsak, bu aracın Türkiye'deki satış fiyatı şu anda genel olarak 250 dolar. Civarındadır. 250-300 dolar civarında çok rahat bir şekilde bu özelliklerde bir araç alabilirsiniz. Benim tercihim başlangıç seviyesi için gayet rahat kullanılabilir. Hele hele ileride bu hobiyi geliştirirseniz küçük yatırımlarla, küçük dokunuşlarla aracınızı hem hızlandırabilirsiniz hem de güçlendirebilirsiniz. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. İyi günler diliyorum.